Babuşlar, selamlar hepinize, hepiniz hoş geldiniz. Karciğerlerce yeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Efendim en son üst katımızı böyle tatlış tatlış arabalarla diziyor. Bir yandan da, dur bir saniye şöyle bir dükkanı açalım, öyle giriş yapalım. Bir yandan da efendim alt katımızda çalışmalar yapmaya devam ediyorduk. Biliyorsunuz Car Dealer araba alıp satma simülatöründe babuş otomotiv olarak çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ve kocaman tırı bu binaya sokup satış yapmaya başlamıştık. Ama Cafer artık iyice abarttı abi. Cafer artık yolun ortasına yatıp böyle insanların gelip alışveriş yapmasını falan engelliyor. Efendim oyuna bir update daha geldi. Bu geçtiğimiz günlerde yaklaşık 15 megabaytlık bir update'ti kendisi. Ne getirildi, ne edildi tam olarak bilmiyorum ama buglar fixlenmiş olabilir diye tahmin ediyorum. Ki bir şey söyleyeyim mi? Dükkana gelen müşteri de çok çok fazla ama hocam öyle olmaz. Öyle olmaz yani o tırın şuralarda bir yerde durması lazım. Ve ne kadar hızlı para kastığımı görüyor musunuz abi? Gerçekten çok iyi. Ama bir saniye arabaların yeri sıfırlanıyor. Olmaz abi öyle. Her satın alımdan sonra mı sıfırlanıyor, ilk girdiğimde mi düzeltmem gerekiyor? Ben şimdi evde başlamadım ya oyuna. Evde başlamadığından dolayı böyle bir sıkıntı olmuş olabilir. Ben şu an yukarı üst katın durumunu merak ediyorum abi. Dur. Üst katta durum ne alemde? Tamam üst katta arabalar ama öyle değil. Şöyle baksınlar istiyorum ben insana. Üst katta da arabalarımız var. Üst katta hani böyle orta segment sayılabilecek 3 araba satışı gerçekleştiriyoruz. Buraya üst segment arabaları koymayı planlıyorduk. Şuraya ben sanırım otomatik satın alımı seçmedim. Neyse artık yani bugünün akşamı otomatik satın alımı seçeriz. Ki görüyorsunuz zaten arabalar oldukça hızlı bir şekilde yerlerine konuluyor. Ve Merso çok güzel gözükmüyor mu ya gerçekten? Arabayı ben acayip beğendim. Babuşlar bu arada Car Dealers izlemekten keyif alıyorsanız sizlere zahmet videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Umarım keyifli güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Bir gün içerisinde böyle ya dünyanın karını yaptık. Neredeyse bugün 1 milyona ulaşırız diye tahmin ediyorum ya. Yani tahminimce 1 milyona ulaşırız gibi. Oo. Hocam ne kadar hızlı gidiyor araçlar. 550 bin dolar oldu bile. Bir günde 1 milyon dolarlık bir kazanç elde edebilir miyiz acaba? Yeni işe alınabilecek insanlar var mı? Onlara bakıyorum. Sanırım işe alınacak insanlara yenileri eklenmemiş. Mağazadan biliyorsunuz bütün önlemleri satın aldık. Araçların hızlı gelip gitmesine ve hırsızı upgrade'ledik ama hırsız upgrade'inin ne işe yaradığını inanın kestiremiyorum. Bu arada bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum. Satış yapılırken artık panelde gezsek bile, menüde gezsek bile oyun donmuyor. Bence bu güzel bir şey. Belki araba satılırken de donma sıkıntısı ortadan kalkmıştır. Yani yeni arabalar buraya koyabiliyoruzdur. Nasıl bir şey yapalım biliyor musun? Buraya şöyle bir Merso Tesla koy, şey Ford Tesla koyalım 75 binlik. Otomatik satın almayı açalım. 90 bine satılıyormuş. Tamam 90 bine satalım ve şöyle yerleştirelim. Evet abi üst katta kamyon. Güzel güzel. Evet bütün bug sıkıntıları düzeltilmiş anladığım kadarıyla. Yani önceden biliyorsunuz babuşlar araç koyarken falan böyle önünüzde bir panel açıksa, menü açıksa çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyordunuz. Şu an o sıkıntılar tamamıyla ortadan kalkmış. Ben hurdalığa bir gidip bakacağım. Hurdalığa gidip bakalım. Eve gidip uyumadan önce de bu güncellemeyle neler getirmiş geliştirici onu bir konuşalım sizlerle. Hurdalıktan açıkçası şöyle güzel bir araba bekliyorum pahalılarından. Abi neredeyse 1 milyon dolar karımız var görüyor musunuz? 858 bin dolar kazanmışız bile ve hala dükkanımız açık. Saat öğlenin ikisi dükkana gerçekten müşteri yağıyor ve neredeyse tek günlük kazancımız 1 milyon dolara ulaşacak konumda. Oo yok araba yok diyor anladım. Ya bu arada gerçekten o 1 milyon dolar. 1 milyon dolar. Evet babuşlar 1 milyon dolarlık satış yaptık bir gün içerisinde. Vay canına. Gerçekten vay canına. Yani 1 milyon dolarlık bir satış beklediğim bir rakam değildi. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Artık böyle 1 milyon dolarlık büyük ürünleri de dükkanımda sergileyebilirim anlamına geliyor. Ve bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Artık böyle satış yapılırken dilediğim gibi arabaları buraya yerleştirebilirim. Madem o zaman 1 milyon dolarımız var şu anda. 1 milyon dolarlık bir kar ettik. Lamborghini'lerden buraya koymaya başlayalım. 1 milyon 750 bin dolarlık araba var arkadaşlar. Oyunun en pahalı arabası bu.
Dünyanın en pahalı arabasını satmaya çalışacağım. 1 milyon 750 bin doların birikmesini bekliyorum. Biriktireceğim ve en pahalı arabayı buraya koyacağım efendim. En pahalı araba. Bütün Lamborghini serileri... Çok pardon bu arada. Bütün Lambo serileri burada olacak. Haberiniz olsun. 4 tane Lamborghini var. Dördünü de böyle dükkanın en ön kısmına koyacağım. Önce oyunun en pahalı arabası olan 1 milyon 750 bin dolarlık arabayı almak istiyorum. Ve şu 1 milyona hazır yapmışken acaba bir şey yapsak mı? Acaba bir bilmiyorum yani birkaç yerde oyun oynasak mı? Ya bu arada biz hırsızı upgrade'ledik. Hırsız diye bir özelliği upgrade'ledik. Bu upgrade'lediğimiz özelliğin gerçekten ne işe yaradığını bilmiyorum bak. Belki o hırsız özelliğinin şu motor barı ile bir alakası olabilir. Yani motor barından bir adama gidip konuşup kardeş sen bana böyle böyle bir sağlam araba getir falan diyor olabiliriz. Aralarında diyalog abim merhaba memnun oldum. Göbek spor galiba. Yani o göbek benim ayrı bir ilgimi çekti. Çünkü ya normal bir göbekte abo burada uyumayalım hocam. Burada uyumayalım burası fena. Baba ne haber? Baba bak bir içerideki adamlara bak bir dışarıdakilere bak. Dışarıdakiler göbekten oluşuyor. Şu odalara falan giriliyor mu onu bir denemek istedim. Motorcuların lideri. Evet motorcuların lideriyle konuşamıyorum abi. Sadece kart oynayabiliyorum. Demek ki burayla bir alakası yok mevzunun. Harita burayla sınırlı galiba. Şöyle sağda solda bir yer var mı oraya bakıyorum da. Hani buralarda bir yer var mı? Buralarda belki konuşabileceğimiz bir NPC vardır, bir şey vardır. Bu arada ufaktan uykumuz gelmeye başladı ve neredeyse dünyanın en pahalı arabasını alacak vaziyete eriştik. İlk kez geliyorum bu arada buralara. Muhakkak bir şey için evet. Evet bebeğim. Evet. Hırsızla konuşabiliyoruz burada. Burada hırsızla... Lan benim dükkanı sen mi soydun lan? Benim dükkanı sen mi soydun oğlum? Doğru söyle. Doğru söyle bak kızmayacağım. Benim dükkanı sen mi soydun? Senin için araba çalmamı ister misin? %100 yasal. Eminim öyledir. Hallet. Hallet. Beni görmedin. Beni burada görmedin. Yarın arabayı dükkanda alacağım. Dükkanda göreceğim abi. Yani bu muhtemelen bizim dükkanın camını çerçevesini indiren it bu. Arkadaşlar dükkanı artık ufaktan bir kapatalım. Yani dünyanın en pahalı arabasını falan aldık. Yorulduk biliyor musun? Dükkandan bir çıkalım size zahmet. Dükkandan bir çıkalım. Kapıyı kapatacağım üstünüze ama abicim hadi ablacım. Ablacım yaylanma. Dükkanda bayılıp kalmak istemiyorum. Yaylanma. Kepenkleri falan kapatıp yatacağım. Ses kalmadı, bir şey kalmadı. Bakalım 50 bin dolara hırsıza ne soyduracağız? Abi kapa dükkanı. Cafer, manyak Cafer. Cafer dükkan sana emanet oğlum. Bak kepenkleri indirdim. Güvenlik kamerası, alarm sistemi falan var. Ben biraz daha oyalanırsam çat diye düşüp bayılacağım. Ya o hırsıza da hiç güvenmiyorum var ya. Adama da böyle bir para mara verdik ama. Aç kapıyı aç. Kapa. Hoppa. Oy attım kendimi yatağa. Uy. Attım kendimi yatağa usta. Dün gece otomobil galerisi soyutulmaya çalışıldı fakat başarılı olamadı. Hırsız arkadaşın seni bekliyor, personel maaşları ödendi. Hırsız arkadaşın mı? Kardeşim öyle hırsız arkadaşım falan filan bana şekil şükür yapma. Bana şekil şükür yapma canını yakarım kardeş. Öyle ben bana hırsızla arkadaş falan filan. Bekle önce bir kepenkleri açalım abi dükkanı açalım dükkan açılsın. Dükkan açılsın, satışlar bir yapılsın. Efendim, şimdi gideceğim ve hırsız arkadaş neler yapmış, neler etmiş onlara bir bakacağım. Umarım iyi bir şeyler ayaklamıştır. Bu arada babuşlar, gelecek bölüm ne yapacağız biliyor musunuz? Gelecek bölüm dünyanın en pahalı arabalarını galerimize alacağız. Bunu yurt dışından getirttim. Sadece senin için. Merso 2500 ver bakalım. 600 bin dolarlık araba mı? Kardeşim, işini biliyorsun ha. İşini biliyorsun kral. Seni tanıyor muyum? Yo baba hiç görüşmedik. Görüşmedik daha önce. Eyvallah. Kral. Lan benim dükkanı indirmeye çalışma lan. Düşünsene benim dükkandaki arabayı alıp bana kakalamaya çalışıyor herif. Ne gülerim ya. Gülmem aslında. Gerçekten gülmem. Yani
ne gülerim diyeceğim de gerçekten gülmem yani. Benim dükkandaki ürünleri çalıp bana kakalamaya çalışırsa pek hoş olmaz diye düşünüyorum yani. Ama oyunu ciddi anlamda güzel geliştirmiş geliştirici. Gerçekten bu hoşuma gitti. Vay baba, tıra bak, tıra tıra. Abi tır içeri sığamadı. Ufak bir sorunumuz var. Abi şu tırı... Tır dükkana sığmadı. Bir saniye dışarı çıkıp o tıra bir bakmak istiyorum abi. Lan kapıyı meşgul etmeyin Cafer. Çık git lan buradan. Kapıyı meşgul ediyorsun. He, o ufak bir problem olabilir sanki. Ufak bir problem olabilir ama çatın nizasını geçmiyor. Bence sorun olmaz yani. Aşağıda düşmez, bir şey olmaz. Orada cam yok gibi hayal et. Önemli değil yani. Kimse tahmin edemezdi bir manyağın oraya çıkıp tırı koyacağını. Şu yukarıdaki tırı alabilir misiniz rica etsem? 600 bine satıyorum. Gerçi 50 bin aldım. Zararını bile satarım. Aynen lan Cafer. Bak ben de öyle dans ediyorum kral. Ben de öyle dans ediyorum biliyor musun? Aynı şekilde dans ediyorum. Olaylar çok güzel çünkü. Yani şu kocaman tırı beleşe getirmek bayağı iyi oldu. Yok ondan değil. Ha tamam tamam anladım, anladım anladım. Videodan sonra abicim. Tamam canına. Eyvallah eyvallah. Üst kata çıkmayı başarabilenler yok galiba. Üst kata çıkmayı başarsa da elemanlar buraya doğru ilerleyemiyor gibi hissediyorum ama aşağıda zaten sürekli tır alınıp satıldığı için bence bizim buradaki tırı alıp satan olmaz. O yüzden ben bunu otomatik satın almadan çıkarıp şey yapmalıyım diye tahmin ediyorum. Yarı fiyatına satayım 250 bin dolara. Zaten 200 bin dolara aldırdık makineyi. Bir sıkıntı olmaz yani ama abo kilitlendik. Ha tamam orada da bak oyunu kaydedince düzeliyor bütün her şey. Abi gayet güzel yaklaşık 2,5 milyon dolar kazanmış vaziyetteyiz. 2.6 milyon 2.7 milyon takır 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 bütün her şey satılmaya devam ediliyor. İnanılmaz güzel bir miktar bu. Ve gelecek bölüme dünyanın en pahalı araçlarını galerime konuk ediyor olabileceğim diye tahmin ediyorum. Şimdiden zaten Lamborghini'nin en pahalı iki ürününü alabiliyoruz. Ben tamamını hepsini set olarak alacağım ve buraya yerleştireceğim efendim. Bütün Lamborghini burada duracak ve buranın arkasına da diğer en pahalıları yerleştireceğim. Bu bölüm birazcık hırsızla tanışma, hırsızı kullanma bölümü oldu. Hırsızla işbirliği yapmakta gayet karlıymış yani. Yaklaşık 50 bin dolara 600 bin dolarlık bir araç getirdi. Tabi ben o 600 bin dolarlık aracı satamadım ama olsun. En nihayetinde iş yaptı eleman. Demek ki böyle bir gün uyuyup uyanınca falan şey yaptırıyor. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Dünyanın en pahalı araçlarını satmaya devam etmeden önce şuralara yeni yerler kuralım. Bak burası komple motorcuların alanı olacak. Ay ama... Ama usta öyle yerleştiremeyiz ki. Bir de şey şunları bir yerinden oynatma mekaniği olsa çok tatlış olurdu ya. Bir kere yerleştiriyorsun abi ondan sonra ömür boyu seninle kalıyor. Dayı buraya iki tane yerleşir mi? Ben buraya iki tane yerleştirmek istiyorum. Lütfen ikincisi de yerleşsin. Güzel yani en azından mekanı güzel bir yerleşim yaptık. Ve zaten daha fazla da yerleştirmiyor galiba diyeceğim de. Yerleştiriyor ama daha fazla koymayalım ya. Dükkanın düzeni bozulur. Peki bir şey soracağım. Şöyle iki tane daha koysam. Bence müşteriler o aralardan giremez abi. Hiç o kadar riske almayalım burayı. Hiç o kadar riske atmayalım. Şimdi şuradan bütün motorları yerleştirmeye başlayalım abi. 10 binlik motor otomatik satın alımda. 12.600'e burayı. Güzelsin. Merhaba. 13 binlik motor 15.600'e burayı. Şöyle bir otomatik satın alımı alalım. Şu motoru da mekandan çıkaracağım açıkçası. Buraya yeni ve farklı bir araba koyacağım. Otomatik satın alımdan çıkar. Bunu bir saat ondan sonra buradan kaydete gel. Çok güzel. Şimdi buraya ne koyalım biliyor musunuz? Buraya bence Lamborghini modellerini üste koyacağım. Merso'nun Merso AMK yukarıda var zaten. Merso AMK yukarıda var. BMW'nin böyle bir üf, BMW 19, BMW 2S. Vay vay vay. Onun modeller falan da güzel ya. Buraya bir Ferrari yakışır ama ha. Buraya bir Ferrari yakışır abi. Ama Ferrari modellerini de üst kata koyarız. Bak üst kattaki dörtlüye bir Ferrari modelleri, bir Lambo modelleri. Tamam. Buraya bir Onichan 400 yerleştireyim o zaman. Abi otomatik satın alımda 144 bine satıyorsun.
Gerçi kapının girişine 144 binlik araç koymak ne kadar mantıklı? Dur şurada bir motor çeşitlerini tamamlayalım. Ablacım, her bütçeye, herkese uygun motor var. Herkese uygun motor var. Ben burayı tam bir motorcu mekanı haline getiriyorum. Zaten lisans da aldık adamdan. 24 bine satıyormuşuz bunu. Otomatik satın alımı açalım. Ama sen şöyle bize doğru bak. Yiğidim. Abi satışa bak, satışa satışa. Dükkan var ya, inanılmaz derecede fazla kâr ettiriyor şu anda. Special, seni de 27 bine satıyormuşuz. Otomatik satın alım açık. Tamam. Oo. Bak, crazy güzel, special güzel. O hocam dur dur. Dur, daha uyumanın zamanı değil. Daha uyumanın zamanı değil, daha çalışacağız. Yava, o ATV bile var. 39.600'e satıyorum bunu da. Merhabalar, merhabalar. 39.600'e satıyorum bunu. Pekala. ATV ama abi en pahalı motorları koyamıyorum buraya o zaman. ATV 57.000'e satılıyor. Peki. Abi buraya bir iki tane daha mekan atmam gerekiyor olabilir ya. Çünkü bütün motorlar buraya sığmadı. Yani muhtemelen en pahalı iki motor kalacak. Evet, en pahalı iki motor kalacak abi. En pahalı iki motoru da buraya sığdırabilmek istiyorum. Yani tam anlamıyla bütün motorların satıldığı yeri burası haline getirmek istiyorum. Şöyle bir baktığın zaman da bence gayet hoş duruyor bura. Yani motorlara yatırım yaptığımız sermaye bence gayet yerinde bir yatırımdı. Şimdi buraya da en pahalı motorları koyacağım. Oğlum dur uyuma. Dur uyuma. Dur uyuma, zamanı değil. Zamanı değil çocuk. R1 150 bin dolara otomatik satın alımda şöyle. Üf, çok güzel duruyor motor ya. Çok canlı duruyor motor. Evet, rengine pek alışamasam da. Şimdi buraya da 1000 arı koruyorum. Şöyle bir 300 bin dolara burada satışı gerçekleşsin motorun. En pahalı motorumuz da bu. Şöyle bunlar birazcık kapı girişine doğru baksınlar. Hani geldiğinde insanlara hizmet vermeye hazır vaziyette dursunlar. Arkadaşlar dükkanı bir boşaltalım. Dükkanı bir kapatalım anam. Dükkanı bir kapatalım. Bayıldım bayılacağım. Uykum geliyor. Ve 2 milyon 900 bin dolarımız oldu bile. Yarın yine bir hırsızla anlaşırız. Yarın yine satışlar yapmaya devam ederiz. O satışların ardından dediğim gibi üst katı acayip güzel bir şekilde dizayn edeceğim. Abi benim çar uyudu uyuyacak. Uyudu uyuyacak. Hadi baba, hadi baba, hadi baba. Kapa kapıları. Ondan sonra kepenkleri indir. Kepenklerden indiremiyorlar dükkanı aşağı. Zaten dükkanı bir aşağı alsalar benim hayatım kayar. Bizim korumaların orada düşüp bayılsam o bir etki ediyor mu? Korumaların orada düşüp bayılayım en azından. Şimdi yarın bana kar getirecek şeyler yapmak istiyorum. Önce bir hurdalığı kontrol edeceğim. Hurdalığı kontrol ettikten sonra hemen şurada uyu bakalım. Hurdalığı kontrol ettikten sonra bir gidip hırsıza diyeceğim, kardeş bana bir şeyler çöz diye. Güzel. Otomobil garajı soyulmaya çalışıldı ama başarılı olunamadı. Hey yavrum hey, biz o kepenkleri, o güvenlik kameralarını boşuna mı taktırdık kardeş? Hırsız da artık bizim dükkana asılmaması gerektiğini öğrenir. Baba şimdi dükkanın kepenkleri kaldır, dükkanı bir aç bakayım. Kepenkleri kaldırıp dükkanı bir aç. Şöyle bir hurdalıktan altın değerinde bir araç bulmaya çalışalım. Sonra gidelim hırsızla tekrardan bir anlaşma yapalım. Kardeş selamun aleyküm. Az hasarlı araba. İyi baba. 34.600'e ver baba. 42.000'e satılıyor. Yapıştır. Görüşürüz dayı, Allah'a emanet ol. Böyle yani her türlü illegal işi de yapacaksın ki. Ama sıkışırsak burada olmaz. Burada sıkışırsak olmaz hocam. Burada sıkışırsak fena olur sonumuz. Abi bir para akıyor dükkandan. Milyonlar kazanıyorum böyle. Milyonlar, milyonlar. Abo. Şimdi hemen hırsız kardeşi bir ziyarete gideceğim. Kardeş diyeceğim, benim dükkana şöyle güzel bir ürün getir bakayım. Bu bölüm gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. Hem paraya doyduk. Hem böyle bir illegal işlerimizi yapmaya hırsız tuttuk. Kardeş kolay gelsin. Meşgulüm, yarın tekrar gel. Eyvallah, eyvallah. Şimdi dükkanın motor kısmı tamamlandı. Babuşlar, dükkanda artık motorlar satılıyor.
Motorlar için ayrı bir alan yaptık. Ve yani bu ayrı alana da ilginin yoğun olduğunu görmek güzel. Çünkü her çeşitten, her kesimden arabayı satıyoruz ve en pahalı motor da gidiyor, en ucuz motor da gidiyor. Böyle orta segment motorlar da satın alınıyor. Bu motor kısmı gerçekten çok çok iyi oldu. Aynısını diğer araçlara da yapmayı planlıyorum. Hani BMW için ayrı bir yer, Ford için ayrı bir yer. Tabii ki bu ortak alanlar da kalacak ama oralara da ayrı alanlar yapacağım. Mort Insight. Satılır be. Satılır yani, en olmadı bana 22 bin zarar dokunmaz artık, biliyor musun? En olmadı hepsini çıkarırım aradan. Şimdi ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Bu bölüm içerisinde bir de dükkana bir ticari alan ekleyelim, yani sadece ticarilerin satıldığı. Aç bakayım şurayı. Öncelikle bir buranın dizilimini adam akıllı yapmaya çalışalım. Muhtemelen üçlü hayatta sığmayacak abi yine. Diğer dükkanda olduğu gibi buraya da şöyle adam akıllı bir yerleştirmeye çalışalım. Şöyle sığar. Şöyle bir tane daha sığar mı? Sığdı. Çok teşekkürler. Buraya sığdı mı? Bir tane böyle. Bir tane böyle. Belki bir tane de tam girişe. Yok. Tamam. Sığdırabildiğimiz alan miktarı bu kadar anladığım kadarıyla. Lan bu arabaya ne olmuş? Araba bana şuradan hasarlı gibi gözüktü. Baksana abi, böyle yukarısı hani çatıdan göçmüş gibi gözüküyor. Vay 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 vay. Bizim dükkana bak, dükkana ne biçim işliyor lan. Abi nasıl müşteri gelmeye başladı böyle. Tabi bu kadar fazla müşteri gelince dükkanda şey, oyunda birazcık kendini yorgun hissetmeye başladı anladığım kadarıyla. Şimdi arkadaşlar, bence Ford'un her cebe özel modeli var. Yani ticarileri de var, normal araçları da var. Aslında burayı böyle full jip türü falan mı yapsak diyeceğim de. Bütün her şeyin jipini mi koyacağız buraya? Aynen abi, full jip tipi, şey tipi. Ya da burayı Mersoların alanı mı yapsak? Bak tamam, buraya full büyük araçları yerleştireceğim. Marka model fark etmeksizin. 48 bin dolar satılacak bu. 40 bin dolara aldığımız. 48 bin dolara. Şöyle birazcık çaprazlama durabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Sonra Sorento'yu satacağız burada 60 bin dolara. Ya bu kısma çok ilgi olur mu inanın eğer bilmiyorum ama elimden geldiğince iyi bir konumda tutmaya çalışacağım bütün araçları. Merso Tesla'da şey Ford Tesla'da getirilebilir buraya. 90 bin dolara şöyle bir satışa sunalım kendisini. Aham da böyle. Ondan sonra tam şuraya ne konulabilir? Ford'lara baktık artık. BMW'nin Ninja'sını buraya koyabilirim. 17400'e. Dayı ne biçim satın alıyorsunuz? Aa, dükkanda araba kalmadı. Dükkanda araba kalmadı abi. Şu tam orta tırlık alan değil mi? Bence tam orta tam tırlık alan abi. Orta tam tırlık alan. Getir getir. Merso 2500'ü getir abi. Ortası tam tırlık alan. Yani gerçi kapının önünde tır varken ve tedarik çok hızlı sallanıyorken. Abi ne yapıyorsun? Duvarın orada ışınlandı herif mekana. Oğlum her şeyi satın alıyorlar lan. Alışveriş çılgınlığı mı var kardeş? Hiç böyle bir size bir şey dokunmaz mı ya? Herhalde alışveriş çılgınlığı var abi. Her şeyi alıyorlar. Merso RDRX. RDX. RDR nereden çıktı? Yok. Red Dead Redemption. Getir buraya. Getir buraya. Ohohoho. Buradaki Merso'yu alacak kadar alışveriş yapılıyor mu lan? 24 bine abi. 24 bine otomatik satın alımda. Al bakalım. Belki şu yukarıdaki bile satılmıştır ha. Şimdi ama işin doğru kısmına gelecek olursak, burada her bütçeye yetecek araba var ve bunlar hani ticari araba olarak da kullanılabilecek modeller. Yani tam olarak ticari olarak kullanılamazlar da tabii ki. Kimisi ticari için kullanılabilir, kimisi böyle daha arazi tipimsi, kimisi teslimat için falan filan. Yani burası böyle daha bir hani işlevsel mi diyeyim, bütçe dostu mu diyeyim, artık ne diyeyim bilemedim de. Burası daha bir şey gibi. Ferrari'nin böyle bir modeli yok. Onichan'da böyle bir model yok. Lamborghini'lerde elbette ki böyle bir model yok. Gelecek bölümde zaten dünyanın en pahalı araçlarını dizeceğiz babuşlar. En pahalı araçları. O zaman ne yapalım biliyor musun? BMW'nin buraya sadece bir X-Drive'ı buraya konur mu? Bence konmaz. En çok satılacağını düşündüğüm şey hangisi bilmiyorum ama
Şu kamyon tipinden bir tane daha koyabiliriz buraya ya. Bir tane daha kamyon koyalım. Hani bu kamyonla birazcık daha ticariye şey yapmış olacağım, hitap etmiş olacağım. Ve tamamdır abi. Ticaret için alanımız da yapıldı. Motor alanımız da var. Motorların satıldığı alan da var. Ticaret de yapılıyor. Burada pahalı araçlarımız da var. Ford Mustang'imiz var efendim. Yani Ford Mustang de alınıp satılıyor. Oo, bizim uyku gelmeye başladı bir dal. Uyku gelmeye başladı bir dal, anladım. Şimdi babuşlar, gelecek bölümde ne yapacağız biliyor musunuz? Buraya en pahalı araçları dizeceğiz abi. En pahalılarını. Bütün Lamborghini'nin en pahalı modellerini, bütün BMW'nin şey BMW diyorum. Bütün Ferrari'nin en pahalı modellerini. Yani bu üst kata çıkan adam inanılmaz derecede zengin bir adam olmalı. Şunu bir sat bakayım. Otomatik satın alımda değildi. Çok güzel. Şurada bir save al. O mouse ortaya çıktığında save alın abi. O kurtarıyor. Şu yan tarafları falan da bir yer olarak ayarlayacağım. Ya da acaba sadece hani bir yeri Lamborghini'ye özel, bir yeri sadece Ferrari'ye özel alan mı yapsam? Bak öyle de yapılabilir. Öyle de yapılabilir. Ama ben hani yukarıdan gözüksün istiyorum. Arkadaşlar ufaktan bir alışverişlerimizi bitirelim. Ufaktan bir alışverişlerimizi bitirelim sevgili dostlar. Ben aşağı yatmak istemiyorum çünkü. Abi. Abi 4 milyon dolar, neredeyse 5 milyon dolar. Yani satmaya devam etsek daha 5 milyon dolar kar edeceğiz. Yani yeni yaptığımız yerlere çok ilgi geldi. Bu beni çok sevindirdi. Dükkan akın akın müşteri çekiyor. Ablacığım son kalan sensin. Hadi bakayım dükkanı bir bırak. Biz de işimize bakalım. Tekrar bekleriz. Tekrar bekleriz efendim. Kepengi kapatalım. Yani Cafer'den daha çok güveniyorum kepenge. Kepenkler kapalı olduğu zaman daha çok güveniyorum gerçekten. Abi şu düşünsene yani şu üst katta adam gelecek bakacak. Diyecek ki vay anasını be yani baksana şurada Lamborghini'nin en pahalı modelleri falan var diye. Zaten oradan bir parayı vuracağız. Karı bir vuracağız miyiz? Bu, bir daha bu arada hurdalıktan araç almayacağım ya. Hurdalıktaki araçlar pek kar getirmiyor. Evet babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Umarım keyif almış güzel vakit geçirmişsinizdir. Geçen bölümde ama ben uyudum. Ama ben uyudum. Uyudum saçmalama. Geçen bölümde biliyorsunuz yani bu bölüm içerisinde hırsızla işbirliği yaptık ve karlı işlerde çıkardık ama ilerleyen bölümde dünyanın en pahalı araçlarını galerime getireceğim. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.